Ruhum hoş geldin. İmdat, bırakın, bırakın çantamı. İmdat. Güpegündüz şu heriflerin yaptığına bak. Hayvan herifler, şehir eşkıyaları. İmdat, bıraksanıza çantamı. İmdat, yardım edin. Pis herifler, şimdi görürsünüz lan siz. Yapma ya, gelin. Karışma ya. İmdat, yardım edin. Bırakın çantamı. İmdat. Bırakın lan kızı, bırakın. Sana ne lan, sen karışma bu işe. Babayın çantası ne bizim aramızdaki bir mesele. Doğduğuna pişman ederiz lan seni. Lan bırakın kızı, diyor lan, fena olur ha. Kendi kaşındı, bizimkinin hepsi müdafaa. Ne oluyor lan, ne yapıyorsun? Bırakın. Hey, bir dakika, yine aklıma bir plan geldi. Dinleyin, bakın şimdi çok güzel. Reyhancığım, dinlemesek olmaz mı? Olur. Teşekkürler Reyhan. Firdevs kalk. Kalk, biz masara gidelim. Yapacak dünya kadar işimiz var. Ben de eve gideyim bari. Yapacak dünya kadar işim var. Bırakın lan, bırakın lan. Ulan hala ne konuşuyor bak. Karışmayacağım. Ye de ya da aklın başına gelsin. Bırakın lan kızı. Bırakın lan kızı. Bırakın lan. Kızı bırakın diyorum lan. Kafa atak. Bırakın diyorum. İnsan kocasının dayak yemesine de dayanamıyor ki. Savulun bre nabekarlar. Sana kızı bırak dedim değil mi? Yiyeyim mi lan sen şimdi? Yiyeyim mi? Ne diyorsun lan? Vay be. Masar cürekli batır mıyım? Neyim ben ya? Ben olmasaydım masar cüretli batır değil, masar dayaklı batır olacaktın canım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hiç mühim değil. Benim yerimde kim olsa aynı şekilde döverdi. Demek dünyada hala sizin gibi kahraman erkekler de varmış. Böylelerini kamyonlar gibi belli bir saatten sonra insan trafiğine çıkartmamak lazım aslında. Geldiğim yağmur kesiliyor galiba. Sonra görüşürüz kocacığım. Güle güle canım. Gittiğin yağmurla gel. Bana mı dediniz? Yok canım. Şarkı söylüyordum. Hani var ya, gittiğin yağmurla gel küskünüm yağmurlara. Aynanın. Ay ben de bayılıyorum o romantik şarkıya. Demek siz de benim gibi romantiksiniz. Evet. Şamdanlar, şömineler, ayı postları ilgimi çekmiştir. Yanlış anlamazsınız. Teşekkür etmek için size bir kahve ısmarlayabilir miyim? Bilmem. Yani buna hiç gerek yok. Zaten işe gideceğim ben. Lütfen. Şurada küçük ve şirin bir kafe var. Ne olur. Bunu çok görmeyin bana. Peki. Kabul ediyorum. Yaşasın. Yani teşekkür ederim. Hadi. Senin gibi cici bir kızı kırmak olmaz. Gel bakalım. Gel. Bana bak, yine abuk sabuk konuşup da sinir etme beni ha. Ama anne ne söylesem sinirleniyorsun sen. Sus sinirimi tamam, sustum. Allah'ım Allah'ım. Şu evin haline bak. Kırk haramilerin mağaraları bile bu evden daha değerli topludur yani. Bir de bekarlık sultanlıktır derler. Ha. Acaba hangi sultanın mekanı böyle ayı ini gibidir ha? Sorarım sana. Neyse hadi gel de toplayalım şuraları. Aman şu rezalete bak, bıktım yani bıktım. Ah ah, kim bilir benim evleneceğim erkeğin evinde şu anda annesiyle kız kardeşimi topluyordur acaba. Hadi hadi hadi, çok konuşma da işine bak. Ah zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da evlilik yaşı geldiği gün belediyenin toplu nikah şölenine gidip belediyenin bulduğu kızla evleniverdi. Salak. Biliyor musunuz? Siz şövalye ruhlu bir kahramansınız. Yok canım, o kadar da abartmamak lazım. Abartmıyorum. Bu devirde sizin gibi bir erkek bulmak, yağmurlu havada taksi bulmaktan daha zor. Siz gençlerin esprilerine bayılıyorum valla. Siz gençler mi? Ama siz de gençsiniz, yaşlı değilsiniz ki. Değilim de işte ne bileyim öyle yani. Sizin için bir mahsur yoksa bana bir kartınızı verebilir misiniz acaba? Peki. Al bakalım kartını. Masal. Ne güzel bir isminiz var. Benim ismim de Duygu. Duygu mu? Duygu da çok güzel bir isim. Hatta senin gibi çok hoş bir kıza gidebilecek en uygun isim diyebilirim. Teşekkür ederim. Oo, maşallah hayırlı işler. Ne bu samimiyet? Ruslar hoş geldin hayatım. Bir şey mi dediniz Mazhar Bey? Evet. Hayır. Yani ben artık kalksam iyi olacak. Hoşça kal. Güle güle Mazhar Bey. Tam idealindeki olgun ve yakışıklı erkek.
O da benden hoşlanmış mıdır acaba? Musa'cığım sinirlenme. Kız beni bir kahraman gibi görüyor. Yok ya. Keşke hiç karışmasaydı da o herifler seni bir temiz görseydi. Görürdü o zaman kahramanı. Ya ama abarttın. Sadece yardıma ihtiyacı olan bir kıza yardım ettin. Hepsi bu. Aman iyi tamam. E ne yapayım? Kocansın. Ben de seni kızım. Canım benim. Ama senin üstüne gül koklar mıymış ben? Bilmem ama yine de size erkeklere pek güveni olmaz. Hadi hadi. Neyse canım benim gitmem lazım. Görüşürüz hayatım. Olur. Tamam ben gönderirim. Merhaba Generation Reklam Ajansı'nın çıtır kızları. Merhaba. Kanka seni Duygu adında bir kız aradı. Ne? Duygu mu aradı? Duygu biraz duygu. Allah'ım espri mi şimdi bu? Allah'ım gerzekler sürüsü be. Hadi hadi hadi. Hadi. Ulan az yılan değilsin ha. Neden işe geç kaldığı belli. Eskiden uyku yüzünden geç kalırdı, artık duygu yüzünden geç kalıyor. Duygunun sesi de bayağı gençti hani. Saçmalama be, saçmalama. Alt tarafı kızcağızın birini hırsızlardan kurtardım. Hepsi bu. Hadi ya, kahramanlık yaptın ha. Sonra ne oldu? Duygu da bana teşekkür etmek için bir kahve ısmarladı. Hepsi bu. Demek ki hepsi o değilmiş. Baksana yine aradığına göre. Aman! Öf, üzerinde durmaya bile değmez. Teşekkür etmek için aramıştır. Küçük, sevimli bir kız. Var mısın iddiasına? Ne iddiası be? Çok yakın bir zamanda görüşeceksiniz bence. Ama saçmalama, saçmalama. Ne görüşmesi? Ne görüşmesi olacak? Kız burayı telefonla aradı, adresini aldı. Birazdan burada olacak canım. Ne? Olamaz. Son günlerde Masar'ı çok mu kıskanıyorum acaba? Niye Ruhsar'cığım? Ne oldu yine? Masar bir kıza yardım ederken ben de Masar'a yardım etmek zorunda kaldım. Masar'la kızın arasında acaba... Saçmalıyorum ne yapayım ama kocamı kıskanıyorum be gözüm abla. Çamaşırdır kirlenir, kocadır kıskanılır tabii Ruhsar'cığım. Ah bak koca deyince yine Saadettin'im geldi aklıma. Saadettin'ciğim nerede, ne yapıyor şimdi acaba? Saadettin, Saadettin sen ha? Tanrı'ya şükür sonunda öldün ha? Daha tam olarak ölmemiş galiba. Baksana iniyor adamcağız. Aman üf be, yine gitti. İnsan bu kadar da ölümden döner mi yahu? Kedi gibi dokuz canlı benim bu koca galiba. Evet Masar Bey. Tuvalet kağıdı reklam işini ne yaptınız anlatın bakalım. Anlatayım Önder Bey. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin diş macunu Türk Pediatri Kurumu'nun da çocuk bezi tavsiye etmesinden yola çıkıyoruz. Biz de konuyla ilgili bir derneğe bu tuvalet kağıdını tavsiye ettiriyoruz Önder Bey. Peki bu tuvalet kağıdını hangi derneğe tavsiye ettireceksiniz? Var mı böyle bir dernek? Evet işte işin en can alıcı noktası da bu zaten Önder Bey. Ülkemizde tuvalet kağıdı tavsiye edecek bir dernek henüz yok. İşte bu yüzden böyle bir derneği biz kuracağız. Türk Basen Derneği, Popolar Birliği, Pop 1, Kalça Kurumu, Kalçku gibi bir ismi olacak Önder Bey. Evet çok iyi. Buyurun çayınız Önder Bey. Baha evladım hemen bir popo derneği kurup seni de ona başkan yapıyorum. Ne? Ben mi? Ama? Aması maması yok. Reklam işi bittikten sonra derneği kapatırız merak etme. Hayret bir şey ya. Bir popo derneği başkanı olmadığımız kalmıştı. Fazla konuşma sefil proleter. Selam. Duygu senin ne işin var burada? Vay Duygu bu ha? Bu. Size bir hediye vermek istedim. Hediye mi? İyi etmişsin de ne gerek vardı Duygu? Açmayacak mısınız? Açayım. En sevdiğim şair olan İbrahim Kadri'nin şiir kitabını aldım size. Sever misiniz? Tabii. İbrahim Kadri benim en sevdiğim şairdir. Durun size bir şiirini okuyayım. Şimdi mi okuyacaksın Duygu? Buradan. Evet çabuk. Evet. Oku bari. İbrahim Kadri'nin en sevdiğim şiiridir bu. Öyle mi? Hangisi? Nerede? Sen içerideyken vita kutularına çiçekler ektim. Sahilde bulduğum yassı taşları denizde sektirdim. Sen yokken zillere basıp kaçtım. Sen yokken kuş besledim kafeste. Tamam çok güzel ama şu an bunun ne yeri ne de zamanı Duygu. Ben sonra okurum onu. Haklısınız galiba. Ben en iyisi gideyim. İnce düşüncenden dolayı sana çok teşekkür ederim Duygu. Hoşça kalın. Güle güle Duygu, güle güle. İyi çalışmalar. Güle güle. Seni Lolitacı seni. Tamam. Saçmalama. Hiç sevmem. Hakkımda böyle konuşulmasını hiç sevmem. Hadi. Seni yılan seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gel.
çeken yana, ruhuna sağlık, ruh saçını.